Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Ulumul Kur'an'a devam ediyoruz ve Ulumul Kur'an'da bahsimiz şuydu. Yani Allah'ın meleklere olan vahyi nasıldı? Burada üç görüş vardı. Kabul olan görüş, Cebrail Aleyhisselam'ın doğrudan sema yoluyla, yani dinleyerek Allah'tan aldığı veya Levh-i Mahfuz'dan aldığı şeklinde görüşler var. Şimdi bu konunun devamı ve nisbetül Kur'an'ı ilallahi fi eksera min ayetin. Yani Kur'an'ın Allah'a nispet edilişi birden fazla ayette var. Yani doğrudan Allah'tan alındığına dair. Mesela ve inneke bismillahirrahmanirrahim letulakkal Kur'ane milledun hakim. Yani sen Kur'an'ı hikmeti nihayetsiz olan bir Rab'ın nezdinden alıyorsun. Yani ledün yanından, işte nezdinden vesaire. Bir diğeri de ve in ehadun minel müşrikîn estecâreke, eğer müşriklerden biri, bu Tevbe suresinde olan bir şey, istecâreke, senden yardım isterse. Çok enteresan yani. Fe ecirhu, ona yardım et. Hatta yesma'a kelâmallâhi, ta ki Allah'ın kelamını dinler belki, yani belki duyar, belki dinler, duyar, yani iman eder belki. Bir diğer ayet-i kerime Allah'a nispet edildiği Kur'an'ın ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin, orada eksiklik var. Beyyinat eksik. Şimdi bu kitaplarda, yani olmaması lazım. Osmanlı'da hemen hemen %99 sağlam. Ama bu yeni baskılarda biz de bazen hataya düşünüyoruz Kur'an-ı Kerim'in ibarelerini okurken bile, biliyorsun. Yani yanlış istinsak hataları var, yani dikkat az. Ben bir hatıra anlatayım, çok tatlı bir hatıra bu. Şimdi 8 ciltlik İbn Abidin'i satın aldım. Mısır baskısı, çok harika bir baskı. Böyle güzel kağıt. Şimdi ve güzel basılmış. Yani üstte İbn Abidin'in İşte şeyi, yani haşiyedir İbn Abidin, biliyorsunuz. Metin ve haşiye var. Altta da şerh var. Altta da haşiye var. Çok güzel. Ben onu esas alıyorum. İki cildi ders okuduk biz Erzurum'da. Şimdi bir de Osmanlı'nın bastığı bir baskı var. Bizim o Mısır baskısı, ki Mustafa el-Halebi en meşhur kitap basandır. Yani Mustafa el-Halebi imzasını gördüyseniz, yani dünyaca meşhur bir matbaadır yani. Hiç hata olmayan satır yok. Cümleleri bölmüşler paragraflar. Bir tek hata bulamadık Abdülhamit baskısında. Dedim ki ya maşallah. Gerçekten Osmanlı Allah'ın istihdamına mazhar yani. Başka türlü izah mümkün değil. Merak edenler bakabilir. Evet. Neyse. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, çok açık bir şekilde ayetlerimiz onlara okunduğunda, قَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا اَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا, yani bize kavuşacaklarını ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir derler. اَوْ بَدَلِهِ, şey ne? بَدِّلْهُ, veya değiştir bu Kur'an'ı. قُلْ, sen de ey şanlı peygamber cevap ver. De ki, مَا يَكُونُ لِي أَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي, ben kendi nefsimden onu değiştirme gibi bir yetkiye sahip değilim. اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوحَى اِلَيَّ, ben sadece bana vahyedilen Kur'an'a tabi olurum. Ne güzel bir ayet değil bu. Kur'an-ı Kerim ayetleri gelince insanın içi açılıyor değil mi? Başka ibare yani. O zaman o fefeyi sebebiye, yani netice bildiriyor. Fel Kur'anül Kerim, Kur'an-ı Kerim, kelamullahi bi elfazihi, bütün lafızlarıyla Allah'ın kelamıdır. La kelamu Cibril'e ev Muhammedin, ne Cebrail aleyhisselamın ne de Hazreti Muhammed'in sözüdür. Emme ra'yü sani, ikinci görüş, yani Cibril aleyhisselam Levh-i Mahfuz'dan ezberledi görüşü. Fela itibare lehu, buna değer vermeye gerek yok. İz zira enne sübutel Kur'ani fil levh-i mahfuz. Levh-i mahfuzda Kur'an'ın sabit oluşu. Zaten levh-i mahfuz demek ilmi ilahi demek. Dolayısıyla
kesubuti sa'ilil mugayyibat. Diğer gaybi olan şeylerin sübutu gibidir zaten. Onu kimse inkar etmiyor ki. Elleti la yahrucul Kur'anu. Yani Kur'an hariç değildir ki an en yekune min cümletiha. Yani o lehv-i mahfuzda bulunan mugayyibattan biridir yani. Kur'an bunun dışında değil ki zaten. Yani itibara gerek yok. Ve ra'yü's-sâlis, üçüncü görüş. Yani Cebrail aleyhisselam'a manası geldi. Lafız kendisinden veya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dendir şeklinde görüş. Fela ensebu bis sünneti. Bu sünnete münasip olan bir görüştür. Kur'an'a değil. Anlaşıldı değil mi? Li'enneha, çünkü sünnet vahyun minallahi. Allah'ın vahyi neticede. Uhiye ila Cibril'e, önce Cibril'e vahyedilmiş. Sümme ila Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem bil mana. Sonra da mana ile Resulullah'a gelmiş. Fe'abbere anhu. O gelen vahyi tabir etmiş. Yani ifadelerini kendisi kurmuş. Resulullahi bi ibaratihi. Yani kendi ibaresiyle Resulullah ifade etmiş o manayı. Ve ma yantiku anil hava. Bunu tekrar etmemize gerek yok herhalde. İn huve illa vahyun yuha. Çünkü o kendi heva ve arzusuyla konuşmaz asla. Kendisine vahyedilendir sadece. Valida, bu sebeple cazet rivayetü sünneti bil mana. Hadisin mana ile rivayeti caizdir. Okuduk ya ulumul hadiste. Li arifin, ama alim adamlar için. Neyi? Bima la yuhilul maani dunel Kur'ani. Yani Kur'an'ın dışına manaları sürüklemeyecek şeyleri bilen adam için. Yoksa yani felaket. Anlaşılıyor değil mi bunlar? Ve evet. Sebeka, yukarıda geçti ki en zekerna, zikrettik el farka beynel Kur'ani vel hadithil kutsiyi vel hadithin nebevi, değil mi? Bunları zikrettik. Kur'an'ın özelliklerini zikredecek bazılarını. Femin hasaisil Kur'ani, Kur'an'ın özelliklerinden biri. Bir, ennehu mucizü, mucizedir. İki, kat'iyyü sübuttur. Bu çok önemli. Yani sübutu mütevatirle. Yani artık kesindir yani. Üç, yüteabbedü bitilavetihi. Onu okuyarak ibadet edilebilir. Dört, ve yecibi edâuhu bilafzihi. Bizzat lafzıyla şey yapmak lazım yani. Kur'an'ı nakletmek lazım, okumak lazım. Vel hadisil kutsi, halbuki hadisi kutsi, alel kavli bi nüzuli lafzihi. Lafzının bile nazil olduğunu söyleyenlere göre bile leyse kedalik, Kur'an gibi değildir yani. Vel hadisün nebeviyyü, bunu üstad açıklıyor lemalarda, mirkatüs sünnede. Hadis-i nebevi kısmani, iki kısımdır. El evvelü, birincisi, meştehede fihi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi içtihadını beyan etmiştir. Ve hâdâ leyse vahyen. Bu vahiy değildir. Ve yekûnü ikrarul vahyi lehu bisükûtihi. Anlaşıldı değil mi? Yani eğer idâkâne sevâben, doğruysa içtihadı, vahiy gelmemekle vahiyin ikrarı olur. Anlaşıldı değil mi? Yani vahiy susarsa Resulullah'ın içtihadı doğrudur. Ve sani, ikinci grup, ma uhiye ileyhi bimanahu. Manası kendisine vahyedilir. Ve lafzu li Resulillahi. Lafız Resulullah'adır. Ve lida, bu sebeple yecuzu rivayetu bil mana. Mana ile rivayet caizdir. Vel hadisul kudsiyyü alel kavlir racihi. Tercih edilen görüşe göre hadisi kudsi binüzuli manahu dune lafzihi. Manası inmiştir vahiy olarak ama lafzı değil. O zaman yekûnü min hâdel kısmı, bu kısımdan olur. Yani hadisin ikinci kısmından. Anlaşıldı değil mi? Ve nisbetu ilallahi fil rivayeti. Sadece rivayet ederken Allah'a nispet etme. Yani kâlallahu teâlâ deme. Livurûdin nassı şer'iyyi alâ dârike. Bu konuda açık şer'i naslar varid olmuş. Dûnel ehadîtin nebeviyyeti. Yani hadis-i nebeviler hakkında öyle bir nas varid olmamış yani. Ne diyorsunuz? Burada kalınabilir. Bir de yeni mevzuya baş. Sen bugün de senin görüşünü alalım. Senin yeni bir mevzu bu.
Bence de öyle. Yeni mevzularda durmak lazım. Yani ben hep onu, şimdi biz Resulullah'ın, yani şey daha doğrusu vahyin peygamberle, meleklere nasıl olduğunu okuduk. Şimdi de peygamberimize nasıl vahiy oluyor? Bu 7-8 şekilde. Anlatabildim mi? Kur'an-ı Kerim bunu çok açık bir şekilde izah ediyor. Yani ayet var bunu anlatan. O ayetleri anlatacak. Onun için yarın okumamızda fayda var. Yarın zaten şey yapacağız. Yani bir tanesini okuyacağız. Yani ondan sonra da geleceğiz. Yani Allah nasip ederse böyle yürüyeceğiz. Oldu mu? Efendiler. Anlayacağım. Aferin size. Hadi bakalım. Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafiyah. Tatlı kalmasında fayda var.